İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Gönüllüler takımını tebrik ediyoruz. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandılar ve konseyde sevgili Murat Eke'nin ismi yazıldı. Murat Eke de alışıktır bu durumlara ama öyle bir konuşma yaptı ki yine benim olmadığım ortamlarda bazı planlar yapılmış. Benim haberim olmamış. İsmim yazılmış. Çilekeşim. Ne hallerdeyim ben?" dedi. <laughs> ne diyeceksiniz Murat tarz? Ah Murat Eken, ah Murat Eken diyorum. Murat Eken diyor ki ben mülayimim. Gerçekten de o mülayim. Neden dersen hı hı. ben mülayime baktım ne olduğunu. Daha önce tam olarak mülayimim ne olduğunu bilmiyordum ama Murat Eken ben mülayimim deyince bir bakayım mülayim nasıl bir şey. Ne demekmiş abi ve hı. mülayim? Ve araştırdım. Mülayim yumuşak huylu. Evet. Uygun. Evet hoş görülebilir nitelikte olan. Evet, gerçekten o bir mülayim. Ben bu gece bir kez daha kanaat getirdim. Neden dersen diyor ki, şaşırdım diyor yine o mülayim tavrıyla. Ve alışkanlık edindiler beni yazmaya diyor. Gerçekten de onu yazmaya alışkanlık edindiler. O hangi takıma giderse gitsin. Maviye gitsin, morciverte gitsin, sarıya gitsin, kırmızıya gitsin, eflatuna gitsin. Nereye giderse gitsin mülayimim yazılıyor. Onu harcamak istiyorlar. Onu adadan yollamak istiyorlar. O sakallarını kesti. O zayıfladı. O daha da güzel oldu. Daha da mülayim oldu ama çekemeyenler var. George Clooney havası hissediyor. George Clooney havası var. Gerçekten şu anda o tavırlarıyla adayı yıkıp geçiyor ama ve lakin gençler Halil önderliğindeki gençler Halil Başka takıma gitmesine rağmen yine takıntısını devam ettiriyor. O Murat'ın peşinde. O, o Murat'ın peşinde. Sürekli başka takıma gitti hala Murat Eken'i adadan yollamak adına atraksiyonlar yapıyor. Bir takım şeyler yapıyor ve Murat Eken'i adadan yollamak adına her yolu deniyor Halil. Halil diyor ki o mülayim değil. O sallıyor diyor. Aslında o oynuyor diyor. Rol yapıyor diyor. O bir artist diyor. Ve onun mülayim olmadığını iddia ederek herkese de öyle bir onu deklare ediyor ki herkesi yönlendiriyor. Takım arkadaşları yönlendiriyor, halkı yönlendirmeye çalışıyor. Yani diyor ki Murat Eken aslında mülayim değil o rol yapıyor ama ben onun rol yaptığına inanmıyorum. Murat Eken gerçekten mülayim neden biliyor musun? Tanıtımı izledik değil mi? Tanıtımda yine azar işliyor. Bu kez Merve'den. Şu ana kadar azar işitmediği yarışmacı kalmadı. Tanıtımda da dikkat edin bu sefer de Merve'den azar istiyor. Acaba Merve ile arasında kaç yaş fark var? Ve bugüne kadar azar istiklerinin yaşlarını toplasan Murat Eken'in yaşı eder bence. Çünkü artık yemediği hakaret, yemediği böyle azar işitici tarzda konuşmalar ve yaşının büyük olmasına karşın o gençlerin ona böyle ukala tavırları gerçekten beni yıktı geçti bugüne kadar. Ama ben Murat Eken'deki şu tavırlara hayranım. Şimdi mesela arkadaşları onu hani azarlıyor diyorsunuz evet. ya veya öğrenci de edici bazen evet, sözler evet. söylüyorlar. Murat Eken o anda bir boşluğa bakar gibi yani hiçbir tepki vermeden olayı göğsünü yumuşatıyor ve kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Gerçekten önemli bir özellik. İşte Herkes bu, başaramaz. Kardeşim, bu tecrübedir. Yani şu tecrübe diyor ki siz bana istediğinizi yapın ben o mülayimliğinden taviz vermeyeceğim. Çünkü halk diyor beni burada niye tutuyor diyor o da biliyor şimdi. Murat Eken'i halk parkurları kırıyor falan diye tutmuyor. Abi. Murat Eken'i o tavırlarından dolayı, o mülayimliğinden, o olgun tavırlarından ve o bir konuşması var ya onun. Böyle bir hani sanki böyle bir insanları böyle içindi alıyor yani o konuşması. Onun çok gerçekten bayılıyorum onun konuşmalarına. Şimdi bir de Kürşat'a geleyim. Ne, Murat Eken derken. Murat Eken diyor ki Kürşat için. O benim her şeyim diyor. O benim adadaki diyor kader arkadaşım. Ben Kürşat'tan destek alıyorum. O benim her şeyim diye onu yazıyor. Allah Allah. Kürşat'a geliyorum. Kürşat da diyor ki Murat abim. O benim canım, o benim ciğerim, adadaki tek dostum diye Kürşat geliyor Murat Teken yazıyor. Git artık evine diyor. Bak 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 Kürşat'a bak. Geldi şeye. Yazı yeri var ya. Evet. Kürşat geldi. O kader arkadaşı ne diyor Kürşat? Yoruldum baba diyor. Dön artık evine diyor. Seni bekleyenler var. Eşim bekliyor diyor. Evin seni bekliyor falan diyor. Adama dön diyor. Mülayimim duymuyor. Kader arkadaşım dediği adam bunu yapıyor mülayimime. Bu nasıl kader arkadaşlar? Ben de anlamadım. Bu Kürşat ne yapmak istiyor? Giriyor içeri onu yazıyor. Ama mülayimim de onu yazıyor. Dostlarım, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Vallahi görmedim. Dostlarım, dostlarım. Ben en çok onlardan korkarım. Bravo Furkan dedi. Hakikaten öyle. Yani bu Kürşat'ın girip onu yazması... Evine dön diyor bir de. Eşine dön, evine dön diyor. Adamı oradan yollamak istiyor. E, seni adam orada en çok, en iyi olduğun adamı gidiyorsun, dertleşiyorsun, konuşuyorsun. Sen adamı evine yollamak istiyorsun. Ben bunları anlamadım abi. Bunlar ne yapmak istiyorlar? Nasıl tavırlardır bunlar? Nelerdir? Anlamadım. Peki kimlerin Şimdi, yazdığına bakarsak evet. mesela. Nefise yazmış, Yusuf yazmış, Kürşat yazmış, Asena e yazmış. Orada ufak bir grup oluşmuş gibi. Barış Buse'ye atmış, Osmancan Buse'ye atmış. Murat... Kürşata atmış, Buse Barış'a atmış. Yani halbuki Murat Eken o sırada mesela Barış'la e, çok samimisiniz. Hani siz de bir <laughs> ufak bir grup olsanız, siz de bir Buse'ye yazsanız belki kafa kafaya gidecek oylama, bir şeyler olacak. Mülayim'in o toplara giriyor. E, girmiyor, sevmiyor. O ne ne diyor biliyor musun? Halk beni diyor burada tutar diyor. Peki, Murat Özer'e soruyorum. Tutar mı? Halk mı? Evet, tutar. Yine sabaha bu hafta da tutar diyorsun. Sabaha kadar tutar. Allah Allah. Halk Mülayimimi tutar orada. Gitmeyecek Murat Eken. Gitmeyecek Murat Eken. Murat, e <laughs> e Geçen gün gider dememiş miydin? Geçen gün gider demiş miydiniz? Demiştiniz tabi. Dedim. Tabi. Ama <laughs> ama ama ondan sonra dedik ya, ama, ama ben hani. Ama. Dersini aldın dedi. Bugünkü sütte başka bir şey. Abi değil. şimdi biz günlük sütüz. Murat Özcan'ın en büyük özelliği ne? Günlük süt olması. Abi. Bayat sütsem beni ben, kim ben, alır? Aynen abi. Ben de günlük bayat süt alırım. Alır Orada ben günlük süt severim. Bayat süt alır mısın? Hayatta da abi, abi günlük İremiz süt olacaksın var? ki, günlük tabii. süt olacağız ki. Tabii. Halk bizi her güne tabii göre değerlendirsin. Yoksa mesela dün ne yapmış, yarın ne yapacak, onlar. Olabilir hayat ama biz ne gördüysek bu akşam onu konuşacağız. Şimdi mesela güllaç yediniz mi? Bu Ramazan'da güllaç yediniz mi? Aa, bayılırım güllece. Çok Çok güzel. Yani yedim ama şöyle çok da biraz rahatsız ettim. Hayır yani. her şeyde. Yani. Ama işte o da benim. İstata o güllaçada da. bir daldım o bırakamıyorsun. Tabii ama bir porsiyon Ramazan'a özel bir tatlı bir çok Bir porsiyon güzel. mu ben şeyi o eyvah, cam eyvah. şeyler eyvah. olur ya. Olmaz mide çalışıyor. Cam şeyi o, ne olursun. en son hatırladığım kadar cam şeyi de yiyordum galiba. Olmaz. O kadar Olmaz. gitti. Ama gerçekten çok Şimdi gelelim abi. bir de Halil'e çok tamam. kısa arkadaşlarıma söz vermeden. Şimdi Halil kardeşim. Diyor ki Murat oynuyor mülayim değil diyor. Bak, İhsan oradan o kaş göz yapıyor. Sen şimdi konuşuyorsun o kaş göz ne yapıyor. Diyor, ne diyor ne O bilmiyor şu anda Buyur hemen İhsan söz ona canım. gelsin istiyor. Öyle bir tavrı yok. Oldu. Yok ha yok İhsan. Var Artif, yapıyorsun kaş göz yapıyorsun. bol. İstediğin kadar yok, dedim Murat abi. Ha tamam öyle dedim. Ben o zaman şimdi yanlış Ben yapıyorum. Şimdi ben böyle evet. ortaya bir şeyler atıyorum ya. Evet. Mesela şimdi Beykar mesela İhsan'ın kafasında o yok. Ben atınca aa diyor Murat abi de diyor bunu attı diyor. Bir şey oluyor yani anladın mı? Benim ilk konuşmamdan bir şeyler çıkarılıyor yani sonuçta. ben ah, Benim ne kesinlikle. dediğim belli değil ya. Aynen. Tabii. Ne dediğim belli olmadığı için yani herkes bir şey çıkarabiliyor. Siz bütün sinir uçlarına dokunduğunuz tabii. için <laughs> şimdi, mutlaka masadan birilerine dokunacaksınız. Mesela yani. şimdi Halil'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Belki onlar diyecekler ki ya ne diyorsun kardeşim? Şimdi Halil'e takıldım mesela bu akşam. Neden takıldığımı hemen söyleyeyim. Şimdi Halil kardeşim diyor ki Murat'a sen mülayim değilsin rol yapıyorsun diyor. Ve Halil kardeşim bence de en büyük rolü sen yapıyorsun Halil. Bak şimdi takılmışım ben Neden takıldım açıklayacağım şimdi. En büyük oyuncu sensin Ali. Neden dersen. Çıkıyorsun röportaj yapıyorsun. Diyorsun ki Cansu ve Verve. Takım arkadaşlarım. Bunlar diyorsun Cansu ve Verve diyorsun. Bunlar diyorsun inanılmaz diyorsun mental olarak düşüşteler. Bunlar bizi yakıyorlar. Bunlar bizi mahvediyorlar diyorsun. röportajlar 10 saniye 15 saniye geçiyor. Verin kardeşim bak ne diyorsun. Ne diyorsun? Arkadaşlara aldırdım ben. Evet verelim Cener bak, rica ettim. Alt yazılı et. ama. Alt, yazılı, alt yazılı, Alt gelsin. Bak, işte. bak, Geldi. Ses de Bak evet. Merve ile Cansu bence... Bir dön, çok bir dakika dur. Nerede o? Merve, ile, şey Merve ile Cansu bence... Yani, e, ne diyor devamında? Merve ile Cansu bence mental anlamda daha iyi gidiyorlar. Ki, Allah Allah. Ee, e, ne diyor? Çünkü kimseyi <laughs> Röportajda mental anlamda kötüler diyor. Ben de izledim röportajı bu arada. Röportajda mental açıdan içler acısılar diyor. Bak içler acısı. acısı. Haldeler diyor. İçler acısı diyor. 10 saniye sonra gidiyor Cansu yanında ya. Cansu yanındayken de Cansu'ya şeker vermek için diyor ki Cansu iyiye gidiyorsun diyor. Şimdi Cansu bu Cansu var ya bu akşam yıktı ortalığı o Cansu. O Cansu için bir de bir şey daha aldırdım arkadaşlara. Halil kardeşim diyorsun ya Murat Eker oyuncu en büyük oyuncu sensin bence. Bir şey daha veriyorum. Onu da izleyelim. Gelelim. Cansu ile ilgili bakın ne dediydi. Hatırlıyor musunuz? Cansu çok evet, ben West ki? Cansu için yani, kendi takım arkadaşını Barış'a şikayet ediyor. Abi ya. gidiyor rakiple yarışacak. Yan yana geliyor. Yarış başlayacak. Kendi takım arkadaşınla ilgili kodu yapıyor ve bugün parkurları yıkan o sakat ayağıyla belki de Guinness Rekorlar kitabına girecek olan kadın zor giderken kaç tane oyun aldı? Cengaver gibi savaşan kadına diyor ki arkasından kadının hem de rakibe. Bu diyor yalandan ayağını sardı diyor. Ey Halil, ey Halil en büyük oyuncu Murat Eken değil bence sensin. Bu kadar. Buyursunlar. Evet bu son konudan başlayayım ben de. Evet. Yani Halil'in bu söylemleri bence Cansu'yu ancak güçlendirir ve e, Cansu'nun gerçekten çok sağlam geldiğini düşünüyorum. Ben böyle sessiz derinden ve ayakları yere basarak bir Survivor bir senaryosu oldu. Ve gerçekten sezonun en sürpriz isimlerinden biri olarak çok ileride görüyorum Cansu'yu. Yani tepki de çekti çok doğalında e, yani tepki çekti derken bence insanların desteğini çekti. Aldı. İnsanlar tepki aldı Cansu yüzünden Cansu'ya yapılanlar yüzünden. Ben Cansu'nun yolunu açık görüyorum. İzlerken ben de Halil'e kızdım ama Cansu açısından baktığımda da çok sinirlenmedim. İhsan mı gülüyor? Tabii gülüyor. O devamlı gülüyor. Şimdi de sana odaklandı şu anda. Sana gülüyor. <gülüyor> evet. Gülüyor. Yani o bilinlik gelmiş bugün. Evet. Hayır sen Onu... şu anda tepki aldı verdi oralarda bir gittin ya o çok mutlu oldu. Aynen. <laughs> kem gözlere kem gözler Allah Allah. altında. Kem gözler mi? Bu oldu? masada Hayır, bir şeyler yapmaya olmaz, çalışıyoruz. Olmaz. Hayır, şaka yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum ya nasıl? şaka evet, yapıyorum. Evet fark etmiyor tabii. Laf söyler insan... mi insan sessiz sessiz dinliyor. Bazen story sesi geliyor o kadar. Evet devam edelim buyursunlar. <laughs> <laughs> Şimdi Murat Eken'e geliyorum. Murat Eken'i ben bir türlü çöz yani çözemedim derken zaten bilemem izlemeyle. Sadece seyirci olarak. Çok merak ettiğim bir konu var. Murat Eken gerçekten... Ee, çifte standart yapıyor mu? Böyle iki yüzlüklemek istemiyorum ama hani farklı farklı insanlar ya da gerçekten son derece mülayim ve efendi davrandığı için insanların tepkisini mi alıyor? Yani bunu asla ayırt edemiyorum. Benim izlediğim kadarıyla Murat Eken gerçekten sakin, sessiz, fazla bile sessiz bence. Ee, çok daha fazla cevap vermesini ve en azından bazı şeyleri unutmamasını, kim tutsun demiyorum ama e, bir çizgi belirlemesini isterdim. Hep olumlu yaklaştı. Belki adının zor şartlarından ötürü insanlarla uğraşacak gücü kendine bulamıyor olabilir ama... Yazılma sebebinin artık performansa dayalı olduğunu düşünmüyorum. Yani Murat Ekin'in adada olmasını istemeyen insanlar tarafından yazılıyor. Çünkü zaten performans olarak bakıldığında çok da iyi anlaşılmayan başka insanlar da var performansı da düşük olan. Ama onlar değil Murat seçiliyor. Bakalım Murat Eken, Kırmızı takım fırtına biçecek mi merak ediyorum bu hafta. E, açıkçası gideceğini ben de düşünmüyorum ve şunu gözlemledim. Mesela Buse aslında Halil'in takımıydı. Yani Halil ile Buse bir takımdı. Halil'in diğer tarafa geçmesiyle Buse şu an bu akşam Barış yazdı. Ee, Kürşat ve Barış arasındaki olayın yani o kadar Murat abi haklı ki söylediklerinde danışıklı dövüş mü acaba dedirtti bana <laughs> Yani ama bir yandan izlediğim Murat Teken adada kalmak isteyen bir Murat Teken ama şimdi Kürşat'ın onu yazması onun Kürşat'ı yazması hiçbir anlamda e, elle tutulur bir mana vermiyor bana dolayısıyla bu konuda da bir merakım var acaba onlar aralarında bir danışıklı dövüş yapıyorlar da <laughs> biz o şekilde mi seyrediyoruz diye Merak ediyorum açıkçası. Yani Murat Eken'in ile ilgili söyleyeceklerim aslında bu kadar diyebilirim. Evet İhsan'cığım. Sonra e, diğer konularımıza geleceğiz. Tamam. İstediğiniz yerden başlayalım. Başlay Murat Eken aday olmuş. Murat Eken'in ile ilgili başlamak istiyorum. Tabii. Ee, şimdi Murat Eken aday oluyor. Murat Eken'in adaylığına biz de alıştık. Murat Eken de alıştı. Survivor'u izleyen herhalde herkes alıştı. Murat'ı sevenler varsa onlar da oy atmaya alıştı. Ama şöyle bir durum var. Ee, şimdi Murat Eken paralel tarafta da Aziz. Devamlı böyle ilk aday olma ihtimali yüksek olan isimler. Murat Eken bir Aziz değil aslında. Yani ikisini bir ayırmak lazım. Şimdi ben şimdi öbür tarafta Aziz yazıldığı zaman her seferinde diyorum ki Aziz yazılır. Yani böyle bir performansla yarışan biri bu kadar da geçimsiz biri her zaman yazılabilir. Ha çıkar çıkmaz orasına bir şey diyemem ama Aziz yazılır. Ama Murat Eken Aziz değildir. Yani ama arkadaşlar biraz Aziz muamelesi yapıyorlar Murat Eken'e. Bakıyorum şimdi Murat Eken'den performansı kötü olanlar kimler? Kırmızı takımda 1. Barış performansı %30 %32 hakkını eminim net söyleyelim şu anki performansını 2. Buse performansı %38 3. Kürşat performansı %40 Şimdi e, üç tane arkadaşı atlayıp direkt Murat Eken ismi yazılıyor değil mi? <laughs> Ve genelde de biz Murat Eken'i ilk görüyoruz Yani diğer tarafta performans sıralamasını okumama gerek yok Aziz zaten aşağıda ne olursa olsun Aziz aşağıda Üst üste 20 oyun kazansa da Aziz aşağıda kalacak çünkü öyle bir performansı var. E şimdi Murat Eken'in performansı o kadar kötü değilken bir de sizin özellikle Hanzade ile beraber parmak bastığınız bir nokta var. Ee, karşı tarafta bir pasta var. Aziz pastası var. Ee, onun seçilmesiyle ilgili. Siz diyorsunuz ki adaleti seçilmesi lazım. Ben de diyorum ki ilk yarışmacıların seçilmesi. Evet ama evet Aziz'e herkes sırayla bir yerde seçmeli. Bir kere Aziz Murat Eken'in olayında kesin bir adaletsizlik var da %100. orada tartışmasız bir adaletsizlik var. Yüzde yüz. Onu biraz daha artık o gözle de izlediğim zaman Aziz kimlerle oynadığına bakıyorum. Mesela bugün Aziz için güzel bir elpaze var. Aziz bugün Yusuf'la oynuyor. Artık o bir klasik Yusuf'la başlanıyor. Ee, ondan sonra Aziz Barış'la oynuyor. Aziz Kürşat'la oynuyor. Yani Aziz açısından baktığım zaman Aziz daha kimle oynayacak zaten. Tamam bir tane iyi bir yarışmacıyla oynamışsın ama bence iyi ol. Ben iki tane yarışmacıyla oynamışsın. oynamışsın. Bir Barış biri Kürşat ve ikisini de kaybetmişsin. Hı hı. Demek ki sen artık bir pastasın. Böyle kremalı çilekli Doğru. böyle bir pastasın. İnsanlar seni yemek istiyor. Bu pastada Yemeyen bir adam var ama ne olursa olsun Murat Eken. Bak o Kürşat sürüyor Mesela bakıyorum bugün oynamış, geçen gün de oynamış. İşte Barış oynuyor. Bak Kürşat topaslıdan yiyor, Barış topaslıdan yiyor ama bir adam ısıtmıyorlar. O adam da Murat. Yani Murat da diyemiyor bir ben de ısırayım falan. Aziz diyor Murat diyemiyor. Bence mesela en büyük eksidir. Ben de bir Azizle oynayayım diyemiyor. Ondan sonra Murat bugün mesela ne. Ee, Kadınlar parkuru diyeceğim aslında birinci tur artık. Aslında <laughs> da artık kadınlar parkuru değil. Eksilmelerden dolayı Birer erkek veriliyordu. Server daha önceki senelerde de oldu. Bir erkek seçildi. Murat seçti arkadaşları. E Murat çıktı ne yaptı o parkurda? Dört oyuna çıktı. İkisini kazandı. E fena değil. İletişim oyunda ne yapmış diye bakıyorum. Orada da iki de 2 yapmış. Yani bu adam bu kadar böyle hemen ilk akşamdan yazılacak adam mı? Ben burada biraz soru işaretlerim var. Sanki biraz böyle ya yazılmayacak adam değil. Kesinlikle onu demiyorum ama evet. bir başka adaylar daha yazılabilir. Mesela o böyle pelerini takıp gezenler var. Kürşat, Buse. Uzun zamandır aday olmuyor. Görünmezlik, bu görünmezlik Evet o pelerinin adı da görünmezlik pelerini. Görünmezlik. Takıyorlar. asla, al. asla görünmüyorlar adada Böyle biri bir tane yazıyor, biri iki tane yazıyor. Biri tam üç tane, dört tane yazıyor ama o gün beş tane ile bir başkası çıkıyor. O hesaplar da güzel yapılıyor hep. Asla isimleri o SMS listesine yazılmıyor. ben onların da aslında biraz böyle yazılmış taraftarıyım. Yani yeni takım diyoruz. Ee, yeni bir şey diyoruz, yeni heyecan diyoruz. Hı hı. Ee, belki yani dedim ki bugün başka bir isim yazılır, kırmızı takımlar ama yok, o kırmızı takım ezberini bozmadı. Ee, yazılmayacak bir aday değil. Tekrardan söylüyorum Murat'la ilgili ama yani orada yazılacak birkaç isim daha var. Murat'tan önce geliyor ee, yani yüzde olarak da önce yazılması gereken isimler var diyorum. Cansu ile ilgili e, Sevgili Murat abimin bir yorumu oldu. Yüzde yüz katılıyorum. Halil'in içinde ukde kaldı Cansu. Çünkü bir oyun oynadılar bize. Cansu'nun ismini yazdılar ve bize de yedireceklerini düşündüler. Yani biz dediğim burada izleyiciler. İzleyici de onu yemedi. Biz de yemedik yorumcu olarak. Hepimiz ağız birliği yaptık. Gündüz okudum Panoramadakiler de aynı şekilde. E, sosyal medyada okudum aynı şekilde. Bir cansu hikayesi bize yedirilmeye çalıştı. Kim tarafından? Halil tarafından, işte e, Yusuf tarafından olmadı. Ondan sonra arkadaşlar şöyle demeçleri vardı. Bundan sonra ne olursa olsun cansuyu yazacağız. Yusuf dedi, Halil dedi bugünden sonra her gün ben cansu yazacağım dedi. Ve o günden sonra hiçbir kere bile cansu yazılmadı. C harfi yazılmadı bırak cansuyu. Yani yeltenilmedi bile. Demek ki bir ders oldu arkadaşlar. Onlar dedi ki yani bir hissettiler. Yani böyle yüklendiler. Bize şunu yaptı, bunu yaptı, mobbing yaptı gibi davrandılar cansu için. Ondan sonra da o Cansu'nun ismini yazacağız dedikleri kızın ismini hiçbir zaman da yazamadılar. Ve şimdi bugün hala Halil'in kafası o kadar kırmızı takımda ki. Barış da mesela eski takım arkadaşı ama Cansu da eski takım arkadaşı yeni takım arkadaşı aynı zamanda. Hala onlarla ilgili konuşuyor mesela orada parkurda. E konuşmanın üstüne kızın ayağı sarılmış işte oynamak istemediği için filan. E, o kız çıkıp bugün 4-3 yapıyor. E, Nefise'yi yeniyor bakıyorum. Nefise'yi yenmiş çok kritik bir oyunda. Ve sakat bacağı. Doktor raporu var ama kadın sayısı azlığından dolayı oyuna çıkıyor, oynuyor. Bir tebrik edelim o zaman biz de Cansu'yu. Yani hazır Halil bu kadar e, Cansu'yla ilgili serzenişte bulunmuşken ben de buradan helal olsun Cansu diyorum. Sakat bacağına çıktın. Bugün de 4-3 oynadın. E, belki de ağlayanla parkuru bitirdin ama helal olsun çok da başarılısın. İyi ki de gelmişsin Survivor diyorum onunla ilgili. Kesinlikle. Şimdi ilk önce ben sevgili Murat Eken'le ilgili konuşmak istiyorum. Murat Eken Survivor'ı başladığı günden bugüne kadar bize karakterini çok iyi yansıttı. Bütün olayların içinde vakıftı. Performans olarak bence gayet iyiydi. Ama nedense adamın üstünde <laughs> sanki performansı kötü, başarısız, iyi bir karakter değilmiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Şimdi Murat Eken oyuncu mu? Oyuncu. Oynuyor mu? Evet oynadığı zamanlar var. Zaten adamın mesleği oyunculuk. Bazen böyle çıkıyor yumruğunu alıyor işte arkadaşlar <laughs> çok zor bir günden hep birlikte. E şimdi benim bunları <laughs> izleme hoşuma gidiyor. En azından adam Survivor'a bir şeyler vermeye çalışıyor. Orada kalıyor konuşmalar yapıyor. Yani ben adamın bugüne kadar kimseyi rencide ettiğini görmedim. Birine saygısızlık yaptığını da görmedim. Uyumsuzluk yaptığını da görmedim. Tamam biraz hani kendince abi pozisyonunda lider pozisyonunda diyeceğim ama inanın bana öyle bir gayesi de yok. En fazla bir iki konuşma yapıyor ya. Yaptığı şey konuşma yani çıkıp da oyunda sen oynama kardeşim sen çık sen çıkma ileri gel hiç kimseyi yönlendirdiğini de görmedim. Survivor'ın hakkını veren bir adam ve bu adamın bence şu anda hakkını yiyorlar. Bakın biz biliyorsunuz şimdi başarı yüzdelerini burada çıkartıyoruz. Özellikle ben takımlar karıştıktan sonra birleşmeden sonraki başarı yüzdelerini de yazdırıyoruz. Hemen sayfamızı değiştirelim arkadaşlar. İkinci sayfaya geçelim. Geldi mi o birleşme sonuçları? <laughs> ya yani birazdan imkan yapacağız. <laughs> Sen coğrafya öğretmeni. Geçiyoruz hocam. Hatırlatmak için hocam. sevgili yorumcularım. Hocam Şimdi bir buraya... şey söyleyeyim. Hocam, evet buyurun. Kalemimi silgimi unutmuşum evde. Tabii <laughs> kalemini Murat sevgili Murat Özdemir'in kalemli silgisini ve istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Tamam hocam. Bunun sorular genelde öğrenciler. Hayır, hocam. Şimdi Sevgili Murat Eken birleşmeden sonraki ben özellikle birleşmeyle Hanzade Hanım hatırlarsanız Murat Eken'e çok şans doğacağını ve kendi evet. performansını daha çok göstereceğini söyledim. Şu anda Murat Eken Yusuf'un ardından erkeklerde kırmızı takımda ikinci sırada. %50 performansla oynuyor. Ve birleşme bizim için çok önemli bir kırılma noktasıdır. Ha. Şu anda taze mi bilgiler taze. Bir hafta sonra daha da güzel oturacak. Bir hafta sonra daha da güzel oturacak ama yarışmacıların kendilerini tanıdığı seçim alternatiflerinin arttığı, herkesin bir yarışmacıya endekslenmediği bir durum oluşursa eğer bazı saklanmış yarışmacılar özellikle san halının altına süpürülmüş yarışmacı ortaya çıkabiliyor. Murat Eken şu anda her çıktı iki maçtan birini alıyor. Bugün kadınlarla birlikte oynadı. Orada Alper Rende ile eşleşti. Dört maç yaptı. ikisini kazandı. ikisini kaybetti. Murat Eken için gayet ortalama ve olması gereken bir performans. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Dönüyorum Buse Plan'a dönüyorum. %23 başarıyla oynuyor. 13 maça çıkmış, sadece 3 galibiyeti var ama Buse'nin adı bile geçmiyor. Evet. Konuşulmuyor yani. Buse gündemde bile değil. Ya Buse yok. Buse diye bir yarışmacı yok abi orada. O Murat Eken fix yazılmış. Katılıyorum Halil. Diğer taraftan hem Murat Eken'i hem Cansu'yu hepsini kafasında planlamış yani. Maşallah var. Ya ne istiyorsunuz bu insanlardan? Ben bunu anlamadım. Murat Eken'den ne isteniyor onu da anlamadım. Yani adam Rahatsız edici değil, uyumlu bir insan, performansı gayet yerinde, yaşına göre. Açıkçası bu kadar fazla eleştiri hak etmediğini düşünüyorum. Şu anda Barış'ın da Osmancan'ın da Kürşat'ın da önünde. Hadi Osmancan kesinlikle şu anki durum bir yerden sonra toparlayacaktır. Gerçi bugün Özgür'ü 3 maç yaptı, 3'ünü de kaybetti. Nereye gidecek hiç bilmiyorum ama ben Murat Eken'in kesinlikle ilk yazılması gereken adam olduğunu düşünmüyorum. Ondan önce çok daha fazla alternatif var. Ve Murat Eken de bu potadan ...çıkacaktır diye umut ediyoruz. Bu arada benim böyle yarışmacılar için, Buse gibi yarışmacılar için... E, ...kendimden de bildiğim şöyle bir teorim vardır her zaman. Şimdi düşük performanslı yarışmacının adada kalmaması gerektiğini savunmuyorum. Geçen sene mesela Evrim buna çok güzel bir örnekti. Nispeten daha düşüktü diğerlerine göre. Ama bu yarışmacıların bence potaya çıkarak adada kalmaya devam etmesi... ...kişinin kendisinin rahatlaması ve e, belki performansını arttırması için de... ...inan ki daha doğru oluyor. Yani şöyle... Gerçekten Buse'yi anlayamıyorum. Şu an üzerinde çok ciddi bir baskı olması lazım. Yani ben gözüktüm gözükeceğim yani göze battım batacağım diye olması lazım. Çünkü ciddi anlamda düşük bir performansla hiç ismi potaya çıkmadan adada kalmaya devam ediyor. Bilekisi rahat değil Bak, mi? Yani evet bilekisi rahat buna şaşırıyorum ama buna yokum. Yani ben hiçbir zaman bu masada iki, iki yıldır oturuyorum düşük performanslı yarışmacının elenmesini savunan bir yorumcu olmadım. Ama galiba benim fikrim potaya çıkması taraftarıyım ben. Potaya çıksın, Survivor'da kalsın. Biz izlemeye devam edelim. Sözüyle kalsın, arkadaşlığıyla kalsın, e, davasıyla kalsın. Bir şekilde kalsın ama Buse gibi değil ya. Yani hakikaten hiç çıkmadan... Bu arada bu da aslında arkadaşlıkla kalmak oluyor belki. Ama onun arkadaşları da onun iyiliğini istiyorlarsa... Bence e, bu tip yarışmacıların sadece Buse üzerinde konuşmuyorum. Aziz mesela... Eminim Buse'den çok yani şimdi baktığım zaman Buse'den çok daha iyi bir survivor diyorum ben. Aslında performans olarak daha kötü mü? Bak yani benzer ama hani o kadar gözüme batmıyor. Çocuk zaten 10 kere 15 kere potaya çıktı çıkıyor. Yani Ve çıkmaya devam edecekti. Bu daha haklı bir survivor gibi geliyor bana. Katılıyor. Performansı düşük diye yok olsun gitsin demiyorum asla ama bu da değil. Hakikaten yani daha bir kere girdi mi Buse potaya hiç girmedi mi? Bir kere girdi. Bir kere girdi. Bir kere. Bir girdi. Belki, evet. ee, tabii işte şey, Aysu'yu eledi. Ondan sonra evet. bir daha adı bile anılmadı. Zikredim ya bu yanlış yani? bence. Madem evet. Aysu'yu da elemiş. Aysu çok iyi bir performans. Yani iyi bir survival S karakteriydi. Evet. Dolayısıyla bence bu senin daha da ileriye gitmesi için potaları çıkarak gidiyor olması lazım. Hele ki Birleşme Partisi sonrasında diyorum. Yani e, özellikle burada Yusuf'un Murat'a karşı yani takıntısı demek doğru mu bilmiyorum ama yıldızları barışmıyor. O yüzden ilk hedef Murat her zaman. Ama Nefise ve Asena'nın da bu yolda gitmesi açıkçası beni şaşırttı. Onlar da acaba Buse'nin olmasına arada bir Buse çıksın rahatlarız falan diye mi düşünüyorlar ama ne rahatlıyorlar anlamadım. Buse çıkıyor kaybediyor zaten. Yani hedefi güçlendiriyorlar. Mesela Murat Eken'i güçlendiriyorlar bence. Aziz'i de böyle güçlendirdiler. Ama bunun farkında değiller. Ben Murat Eken'in %50 başarı performansı ile Survivor'ı tamamlayacağını yani bunun hani artı eksi %48 olur, 47 olur 52 olur, 53 olur ama bu ortalamada gezeceğini ve gayet de e, iyi bir ortalamayla Survivor'ı sonlandıracağını düşünüyorum kolay kolay da eğlenmeyeceğini umut ediyorum. Cansu ile ilgili fikrimi de söyleyeyim. Cansu'nun bu Survivor'daki emeğini ve başarısını görmeyen gözde perde vardır abi. Evet. Veya niyetinden şüphe ederim ben o kişinin yani. Gerçekten ayıp ediyorsunuz kıza defalarca. Yani hem ayıp ettiniz üstüne de konuşmaya devam ediyorsunuz. Bu kız bunların hiçbirini hak etmiyor abi. Hiçbirini hak etmiyor ya. Ya bak Kardelen gitti. Şimdi birazdan Kardelen gelir mi gelmez mi gelirse ne olur gelmezse ne olur diye tartışacağız. Mavi takım kazandı. Eksikliğini hissettirmiyorlar yani takımda. Ya kızın eksikliğini hissettirmiyorlar ve Cansu hani hiç de diğer arkadaşları tarafından köpürtülmüş. İşte Cansu bizim için bir kahraman, bizim neferimiz alıyor takımı taşıyor denmiyor ama takımı çok güzel taşıyor Cansu ya. Halk da bunu görüyor bence ama. Bence görüyor kesinlikle izleyenler. De devam ediyor. Zaten görüyor. zaten halkın görmesi miyim abi onların konuşması miyim değil ki. Onlar sabaha kadar konuşsular Cansu hakkında. Halk Cansu'yu görüyor yani. Onlara göre mi hareket edecek halk yani onların sözünü ya kendi gözünde görüyor kadının neler yaptığını onlar sabah kadar konuşsunlar. Şimdi Merve ağlıyor. Eleştiririz biz de burada yorumcu olarak niye ağlıyorsun ağlamıyorsun evet. ama şimdi kız bir dönemden geçiyor mu? Ben bunu artık bugün kesin kararını verdim abi. Şimdi bu şimdi bir şimdi bazı yerlerde hani numara mı değil mi falan çok tartışıyoruz. baktım bir ağlıyor, iki ağlıyor, üç ağlıyor. Kız bayağı 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 ağlıyor. Bence dönemsel olarak kötü bir dönem yaşıyor şu anda. Evet. Cansu da sakat bir şekilde mücadele ediyor ve yani sakat olmadığı zaman da canını dişine takıyor. Abi diğer arkadaşlarından destek almıyor ha bu yarışmacılar. Olmaz böyle bir şey. Ya sizin elinizde iki tane kadın var abi. Onlara destek vermeyeceksiniz de kimin elinden tutacaksınız? Mesela Nefise'nin gözünün içine bakıyorlar diğer tarafta. E yani işler acısı diyor ya işte işler acısı diyor kadınlar için iki kadın için işler acısı bunlar diyor. Sonra 10 saniye sonra kadının yanında. Ay, ay, ay filan diyor. O, ne öyle şey e, mu? Tamam ama takımlar karışmadan önce siz köy kahvesinde oturan erkekler gibiydiniz. Evet. Hiçbir şey yapmıyordunuz abi. Kadınlar Doğru. harıl harıl tarlada Doğru. çalışıyordu. Siz arkada yatıyordunuz abi hepiniz Hadi yani. İşte bak Allah'ın işi. Cansu bu ayakla cevabı verdi. Bak bu akşam Allah'ın işi tam da zamanında Cansu'nun o ayakla bu mücadeleyi verip bu sonuçları alması bu konuşanlara susun dedirtti kadın Abi daha ne desin? Açıkçası. Ee, bilmiyorum. Ben de Cansu'yu gayet başarılı buluyorum. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Önce İhsan'a sorayım. İhsan Kardelen'le ilgili bir gelişme var mı? Yok mu? Sen ne Daha bir şey duymadım. Aha. E, zaten muhtemelen duyamam. Yani onu ben, bana kalmaz o iş. Yani ben buradan bir şey söyleyemem. Tamam. E, onu çünkü oradaki doktorlar belirledikten sonra. İstanbul'dan haber bekliyoruz. Muhtemelen yani. Acun medya başta Acun abi e, bir karar vereceklerdir ve Acun abi bunu konseyde açıklayacaktır. Böyle şeylere de çok girmeyi sevmem zaten. Ama yani irdelerim. Yani acaba ne olmuştur, ha. ne olmuş olabilir falan filan diye. E çünkü insanlar bazen böyle şeyleri bana soruyorlar da o bizim işimiz değil. Ama şu var. E, Kardelenin dönmesi lazım. E, tüm yüreğimle de dönmesini istiyorum. Adaya dönmesini. Adaya dönmesini istiyorum. Nereye? <laughs> Ay ne <laughs> bileyim dönmesi lazım deyince İstanbul'a dönmesi lazım. İstanbul'a mı <laughs> Niye? Tüm yüreğimle onu değil. Hani istiyorsun? riskli bir durum <laughs> diyeceksin falan zannettim. Yani. <laughs> Yok canım ben ondan demiyorum. Yani çünkü Survivor'ın kardelen ihtiyacı var. Bir de Nefise'nin kardelen ihtiyacı var. Evet. Yani şimdi yeni sistemde ne oluyor biliyor musunuz? Nefise'yi daha az görüyoruz biz. Çünkü yeni sistemde birinci turda kadınlar oynayacak ve yanlarına birer erkek gelecek ama Nefise'nin bulunduğu kırmızı takımda 3 tane kadın yarışmacı, diğer tarafta da 2 tane kadın yarışmacı olduğu için erkekler bir tur oynuyor, iki turda kadınlar oynuyor. O iki tur oynarken Nefise bazen beklemek durumunda kalıyor. Dolayısıyla Nefise gibi iyi bir yarışmacıyı biz ilk turda gördük, gördük. Eğer bir daha Ostar'a şey, Bestof'a kalmazsa biz bir daha göremeyiz. Dolayısıyla yani bizden senden hepimizden çok kardelenin dönmesini muhtemelen nefise istiyordur. Çünkü karşı tarafa bir tane kadın lazım ki nefise de parkura çıksın. Ne kadar güçlü olursa olsun çıkması lazım. Hem o yüzden istiyorum. Hem ee, işte bugün mesela biz bazı kadınlar mesela Buse'yi eleştiriyoruz vesaire ama belki de bir kural gelecek. Buse otomatik elenmeyecek. Çünkü patır patır dökülüyor. Dün kardelen gittiyse ne olacak? Cansu atıyor. Cansu şu an sakat sakat oynuyor, oynayamıyor. Artık oynayamıyorum dedi ve raporunu aldı. O da belki dönecek. Ne olacak? Nasıl olacak? Yani biz ondan sonra biraz erkeklerin mücadelesini fazlasıyla görüyor olmaya başlayacağız. Ve yani o bireysellikler Mayıs'tan sonra başlıyor. Şimdi Mayıs'a kadar bizim böyle izlememiz gereken kadın yarışmacılar var. İyi kadın yarışmacılar bu sene çok büyük şanssızlıklar oldu. Yani işte son dakikalarda Zeynep'in elinin sakatlanması, ameliyat çıkması, kardelenin sakatlığı. Yani bu yarışmacılar... Aysun'un sakatlığı. Aysun'un sakatlığı. Aysu sakatlığı. Bu yarışmacılar final görebilecek kalitede yarışmacılar. Bu seneye bakıyorum. ya yani Bu saydığım üç isimde aslında final dörtlüsüne yazabilirsin. Ama neredeler şu an? ikisi yok. Birinde soru işareti var yanında. O yüzden de e, dönmesini umut ediyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu arada bu tamam. sene e, şu dikkat çekti. İnsan insan konuşurken her sezonun böyle bir derbisi olur hakikaten. Ve genelde de erkekler arasında daha çok göze batar. Yani bu iki yarışmacı vardır. Hakikaten Survivor 2023'ü düşündüğüm zaman bence bu sezonun derbisi yani bir sürü derbi var ama ilk sırası benim için Nefise Kardelen'di. Yani umarım ki Kardelen geri döner dediğinde bunu düşündüm. Gerçekten bu sezonun en hit derbisi benim için Nefise Kardelen'dir yani bundan öncesinde ve sonrasında da baktığım zaman Tabii Osmancan Özgür merak ediliyordu birazdan konularımızda olacak ama Hı -hı. E, Nefise Kader'in en iddialı derbi olmuş. Aslında çok güzel bir konu açtı ama Kader'inle ilgili Murat abicim neler söylemek istersiniz? Her şey bana seni hatırlatır Allah Allah. unutmak isterken Sezen Aksu. Utanırım ve hep o acılı şarkılarla ağlarken. Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin. Her şey seni hatırlatır ya da yeniden. Geri dön geri dön ne olur geri dön. U uzanıp tutuver elimi bir gün utanır diyemem ne olur geri dön kardelen Ama Murat abi senin bunu şarkıyla okuman lazım diye. Yani. <laughs> Hadi Murat abi. Geri dön geri dön ne olur geri dön uzanıp tutuver elimi bir gün utanır diyemem ne olur geri dön kardelen geri dön ne olur kardelen, geri dön kardelen ama... Söz doğumdur diyoruz. Ama... Ah, galiba. <laughs> ne diyorsun? Galiba. Nein. Şimdi daha da rahatladım. Umutsuz. Murat abinin hisleri ters çıkıyor. <laughs> 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 Yanlış doğmuş olabilir içinde. O zaman <laughs> ben de bir şarkı söyleyeyim mi? Benim hala umudum Aa, var. Takdir edersin. Şey de vallahi karşıda atışırlar ya böyle şeyler. Aşıklar atışırlar. Ama etsem <laughs> ama şey. Tabii ki Survivor'da çok büyük bir renk de o yani. Kardelen yani hareketleriyle, tavırlarıyla, cesurluğuyla o bir kardelendi yani Survivor'da. Böyle belki ya. Ama bana sorarsan İnşallah. İnşallah döner ama sanki ben biraz umutsuzum. Yani sanki çünkü iş biraz İstanbul'a geldi. İstanbul'daki doktorlar bakacaklar falan. Bence işin şey tarafı garanti de. Yani evet. dönerse bir öyle hemen oyuna dönme evet. gibi bir durumu evet. olmayacağı garanti. Yani onun bir iki hafta, üç hafta bir yatacak. Ama sonuç itibariyle iki üç haftada yatsa yani. Survivor daha uzun bir maraton. Evet. Hani üç haftaya toparlayabilirse ne yani, mutlu ona yani. Yani temennimiz toparlaması. Ama benim yani bak Bunları hep istemeyerek söylüyorum ama gerçekler acıdır olarak söylüyorum. Sanki bana biraz zor dönmesi gibi geliyor bilmiyorum benim şahsi fikrim. Ben benim umudum var abi. Ben inar deneyeceğim. Benim diyorum. de umudum var. Evet. Benim de var. Evet. Kırık olsa duyar her kırık olsa. pozitif abi pozitif enerjimizle. Kırık olsa abi? duramazsın derler ya. Ben de kırık olsa duyardık <laughs> gibi geliyor. <laughs> pozitif enerji Yok. verirsin de mesela şimdi bana da pozitif enerji vereceğim diye Murat Özer, sen dünyanın en yakışıklı erkeği dersen o biraz şey olur. Yani pozitif enerji vermekte. Yani biraz da gerçekçi olmak lazım hayatta. Yani hep pozitif 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 olmuyor hayat realist olmak. Tabii inanırsan olursun biliyor musun? E ben biz ne mi? alakası var bizi inanmamızda? Sonuçta hayırlısı oradaki benim siz gör... Siz yakışıklı değil misiniz? Efendim? Siz yakışıklısınız. Ben karizmatiyim. Aa bir de kendine misafir <laughs> seçmiş. Ondan, seçmiş ondan. Sen mesela boncuksun. Boncuk. Sen baby face. Aa. aa. Sen baby face'sin. Face. İhsan? İhsan yakışıklı. Aa, ben de Murat abi. abi. Sen bir çiçeksin. Aa, <laughs> masamızın olduğu gibi <laughs> <Evet>. dünyanın <laughs> en güzel çiçeklerinden papatya, orkide hepsi olabilir. Evet çok teşekkür ederim. Aynen Murat. Ama gözümün içine bakıyor Hazal'da. Sabahtan beri bir şey dememi istiyor benim. Ya evet, öyle söyleyeyim. bir açıklamam yani var. Söyle artık diyor. <laughs> E şunu söylememi istiyor. Geçen gün giydiği montu bir daha giydi Aa, mecburiyetten dolayı. Çok. Sevgili izleyicilerimize özür diliyorum. İnanamıyorum. Diyorum. Nasıl? Hanzade giydiği bir daha giydi <laughs> şu anda. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmadım her zaman son derece. E, bize saygı ve sevgi duyan seyircilerimize aynı şekilde ben de burada her gece onların karşısında farklı farklı çıkmaya çalışıyorum. Biz e, bir siyah tişört giyip çıkmıyoruz Furkan'cığım ama bugün içimde normal... Biz de normal... siyah tişört giyip çıkmıyoruz ki. Yağcı ver. Yağcı ver Ama bu akşam e, gömleğimle ilgili bir tarama sıkıntısı oldu. İnce çizgili olduğu için... Çok özür dilerim. Tarıyorum Geçer bakalım haftaki... bir açsana nasıl tarıyor. Yani böyle izleyecektiniz. Bak, bak tarıyor şu an. Öyle. Evet aynen <laughs> öyle. Dolayısıyla öyle. öyle. Dolayısıyla <laughs> ben e, tekrar tekrara düşmüş oldum. Rahatsız özür ediyorum. diliyorum. Hanzade'de, Hanzade'nin en büyük özelliği şu. Hanzade görünüş olarak çok modern bir havası var. Yani o çok mühimdir. Hı hı. Modern bir havası var. Yani evet. böyle e, nasıl sana söyleyeyim insanı etkileyen bir hava var Hanzade. Aa, ha, güzel Özellikle bir de abi, ben şey. hep söylüyorum bir abisi olarak. Ben şunu istiyorum ondan. Saçlarını kıvırcık yapmasın. Evet, hep düz bırak. Düz bırakınca bambaşka bir kadın. İnsan tam oluyor. tersi. Tam tersi. Sen Bakın. de kıvırcık mı olmasın işte? Abi Allah böyle bir özellik vermiş. Bak mesela Furkan kıvır kıvır bence farklı. Ve yani şimdi Furkan düz düşüne, düşünebiliyor musunuz? değişiklik yapmayı <laughs> seviyorum diyelim. Ben şimdi Hanzade'nin ne güzel böyle saçları. Hanzade oh. bir 15 yıllık benim 15 yıllık arkadaşım, kardeşim, dostum hatta biz kavga oh. desek atsak evet. da. Yani Hanzade'nin üniversite yıllarını bilirim. Ve o zaman Hanzade dikkat çekici. İşte böyle saçları kıvır kıvır bir kızdı. En güzel özelliği ve hazarda herhalde yıllarca aynaya bakmaktan öyle sıkılmış ki şimdi düz yapıyor kendini. Bizim için de yani değişiklik de yapmak istiyorum ama yalan değil. Murat abi gibi de düşündüm bu arada arada şey ekranda bunun e, daha e, tersi. Tersi. E, Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ekran kıvırcık sever. Aa, ben se tam tersi. Bence ya. normal hayatta kıvırcık kesinlikle daha iyi ama ekran Ay kadınlarda bunu kadınlarda bence. ekran dalgalı ve kabarık saçı Ay. sever abi. Düz saçı, düz saçın e Bu nasıl bir şey biliyor musun? Mesela mavi göz özelliktir değil mi? Mavi gözlü evet, bir adamın lens takıp kahverengi yapması gibi. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> billahi ya. Ben sana böyle bir şey söylüyorum ya. Şu an Sen baba, biz seni kıvır kıvır görmek istiyoruz ya. Babam çok şu an insan söylediklerinden çünkü o da aynı şekilde düşünüyor. Kıvır evet, kıvır beş, göreceğiz Şahzade'yi. Evet üzerindeki montu neden <laughs> ikinci kez giydiğini de bütün Türkiye'yi açıkladıktan sonra <laughs> o da rahatlamıştır diye düşünüyorum. Ve Murat abicim Hanzade güzel bir konuyu açtı. Derbi konusu. Şimdi bizim bu sene hem erkeklerde hem kadınlarda sizin en çok eşleşmesinden keyif aldığınız <laughs> derbi olarak gördüğünüz Kişiler, kimler? Hanzal tabii Kardelen ve Nefise dedi ama alternatif de üretebiliriz buna hem erkekler. Yani şu anda aynı takımda olup veya karşı takımda olup. Fark etmez fark et... abi. Yani sen yani genel, genel bakacaksın. Çünkü zaten ilerleyen günlerde yine haftalık filan takımlar olacak. olacak. Yani Genel bakalım. Evet, evet. Abi erkeklerde ve kadınlarda mı diyorsun? Hı hı. Abi şimdi ben sana söyleyeyim. Ben e, kadınlarda e, tabii şu anda inşallah geri döner. Döner veya dönmez ama o da Survivor'ın içerisinde. Kadınlarda Nefise, Kardelen. Nefise Kardelen galiba fix olacak gibi. Evet Nefre. Erkeklerde de, e, erkeklerde de Yusuf Osmancan. Erkeklerde de Yusuf Osmancan. Şimdi, yani şöyle, Özgür de var tabii ama hani şimdi şöyle, Özgür de tabii ki iyi var, yarışmış, evet. ama derbi der, ben, olarak derbi yani iki karşılıklı yarışmalardan zevk alabileceğimi söylüyorum ben sana. Yoksa Özgür de tabii bunlarla yarışırsa geride kalmaz ama sen sordun mesela benim için Yusuf Osman Derbisi ve Nefise Kardelen derbisini izlerim. Ben de ekleme yapmak isterim. Şu an artık benim için Yusuf Özgür de bir derbidir. Bir kere ben erkeklerden bahsedeceksek herhangi bir derbi diyeceksek Özgür'ün adını anlamayı kabul etmiyorum. Hı hı. Çünkü %76 genel birleşme sonrası %80 performansla oynayan bir Özgür var. Aynı şekilde bakıyorum birleşme sonrası Yusuf da %80'lere çıktı. Ee, gerçekten çok iddialı oldu artık performansıyla. Dolayısıyla benim için şu an artık Özgür Yusuf da bir derbidir. E, merak uyandırma ve seyir zevki olarak Osmancan ve Özgür de derbidir. Bu arada şunu hatırladım. Aslında derbi benim için server derbisi şu demek. Yani illa çok başarılı iki yarışmacının yarışması gerekmiyor. Mesela hatırlıyor musunuz başlarda Elanur Seçkin Piriler derbileri. Evet. Son derece keyifliydi mesela. Bence Survivor 2023'te hani o final gecesi yapılan VTR'lerde umarım ki bir tane seçkin piriler Elanur derbisi. Anca görürüz, Sadece, görürüz. çok kısa bir şey ekleyeceğim Tabii sana. Ki. Bir bilgi olarak söyleyeceğim bunu. Şimdi sen yarışıyorsun diyelim. Derbi, Hanzade ile kim yarışırsa orada derbi olur dersen derbi dersen senle beraber orada yarışan kadın yarışmacının da İzmirli olması lazım. Tabi. Derbinin anlamı aynı. E, şey değil mi aslında? Şimdi sen orada yarışıyorsun <laughs> ya, evet, sen İzmirlisin ya. Eğer derbi olacaksa orada bir kadının İzmirli olan bir kadınla senin yarışmana derbi denir. İstanbullu bir kadınla. Ee, Muğlalı bir kadında, Artvinli bir kadında yarışırsan derbi olmaz çünkü derbi peki. aynı <laughs> şehirin takımları. Mesela peki mesela Trabzonspor Galatasaray tra derbi değil mu? Trabzonspor Galatasaray derbi değildi. Derbi Aa. Galatasaray büyük şehir ne diyoru Başakşehir, Başak maçı derbidir. Ama peki mesela İstanbul'un kötü bir takımıyla Galatasaray diyelim. Yani İstanbul'un Kötü, kötü bir takım yani dinlemiyoruz da şöyle, sana işte örnek veriyorum sana. Galatasaray-İstanbul spor maçı derbidir. Aa. Çünkü aynı şehrin takımı ne der? Galatasaray-Trabzon spor maçı dev maçtır. Dev evet. bir maçtır, yani dev Aynen. bir maç. Ama derbi aynı şehrin takımı olursa derbidir. Peki sana bir soru daha soracağım Anzade'ciğim. Bunu bilirsen seni sırtımda buradan taksime <laughs> kadar taşıyacağım. Bunu Furkan da İhsan da bilemeyecekler. Tamam. Dur bakalım soru. Belki dönelim. ben bilim. Futbolcuların... Maçlarda ayaklarına giydikleri şey nedir? Tozluk. Tozluk mu? Hayır, ayaklarına giydikleri. Krampon. Futbol topuna vurdukları şey nedir? Krampon. Krampon denmez. Aa! Ona futbol ayakkabısı denir. Krampon. krampon Fransızca'da çiviye ne denir biliyor musun? Fransa'da çiviye krampon denir. O altına takılan şeyler krampondur. Ha, krampon. Onun için bu evet. bilgiyi ben yıllardır veriyorum ama Kampon. aynı insanla Furkan'ın şu anda ee, ilgilenmedikleri Hayır, gibi halkı <laughs> da ilgilenmedi Hayır, direkt, evet. ben, ben şuna bakıyordum çünkü evet. e, benim hatırladığım kadarıyla ama ilk başta dediğiniz doğru kesinlikle evet. aynı şehrin takımları evet. derbi ama şampiyon olan takımların da birbirlerine mücadelesine derbi deniyor mu diye baktım bir Demle. Çünkü sen Murat abini dinle Ya sen, tamam da şimdi İtalya'da böyleymiş İta, derbi lafı İtalyanca'dan geliyor bildiğim kadarıyla ama e, derbi artık büyük maç anlamına geliyor bitti gitti yok bitmez İhsan'cığım biz buradan TV8'de yani Gece tv devam Derbi <laughs> aynı şehrin takımı olmazsa derbi olmaz. Galatasaray Trabzonspor maçı dev maçtır. İki tane dev takımın oynadığı maçtır. Futbol onu kaçırdınız. Telefona bakıyordunuz. Furkan dede sen Hayır mu? ben ona bakıyordum. Hayır, işte. Ha, tamam. Benim ikinci sorduğumu hatırlıyor musun? Onu duymadım. Ama bana onu Ay, ben, onu ben yani. doğru cevap veririm. çünkü biz seninle 7 yıldır sen kardeşim yapıyoruz. Sana soruyorum. Vallahi şu an çok değerli bir müdür. Arkadaşımız Murat Göker yazdı. Trabzon maçı derbidir diyor. Yani kim yazmış? Diyor. Murat Göker. Murat Göker kardeşime Ben selamlarımı iletiyorum sevgili adaşım. Kimletin neyin Trabzon maçı Trabzon, der derbi? Trabzon-Galatasaray yani derbi. Şampiyon derbi. takımların maçları derbidir. Derbi, de derbi yani şey. derbinin artık literatürü öyle geçmiştir ama derbi artık ne oluyor? Derbi, dev maç oluyor. Işte. Kullanımın ve gerçek maçı derbi. anlamı farklı belki. Dev evet. maç. Ama yani özüne inersen derbi bu demek. Şöyle diyorlar mesela Trabzon-Rize karşılaşmasına Karadeniz derbisi diyorlar. İşte o ayrı. Karadeniz derbisi Bak ama nereden derbi derbi aynı şehrin takımı olmasa derbi olmaz. Peki çok son bir şeyiz... soru sorabilir miyim Murat Efendim, abi? Çok iyi bir soru soruyorum. Ee, bana mesela ligin İstanbul'daki en kötü iki takımını söyler kötü, misiniz? Ötü, o, o, kötü lafını kullanma kötü çünkü değil. çünkü ters sıralaması şey, Puan sıralaması en doğru. Ümraniye spor, spor, spor. Ümraniye Spor evet. İstanbul Spor maçı da derbi derbidir, o zaman. Evet, aynı derbidir. Ama değildir ya. ya. Derbidir. Yani şöyle, derbidir. Aynı Ümraniye şey, Spor İstanbul Spor Evet aynı şehrin takımı olursa derbidir. Bu kavram son zamanlarda biraz yani biraz değişti tabii. yani. Ama siz gerçek manasını araştırmak lazım. Yani sabaha kadar araştırsınlar. Ben bilmediğim şeyle ilgili... Topa konuşurum. girmem diyorsun. Sabaha kadar açtılar. Ve ben bununla, bununla ilgili 100 bin kişiyle de tartışırım sabaha kadar. Tamam. Derbi bir aynı şehrin takımı olacak. Evet. Şimdi ben ikisinin de Zonguldak, Zonguldak'ta olduğu iki arkadaşım mücadelesi. <laughs> <laughs> ile <Bilmiyorum. gülüyor> hani, hani, Murat Eken. Öyle <laughs> mi? Vay. Vay. İkisi de Zonguldak'ta abi. Bak, i̇şte Zonguldak abi derbi abi. Büyük derbi ya. Gerçekten öyle mi? Peki <laughs> abi <laughs> 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 Survivor'da illa hani doğdukları yere Hayır, bakmak zorunda mıyız? Şu anda hepsi Dominik'le olduğu için... O yüzden bir kere o kavramı <laughs> ben öyle. ama bunu ben o survival ile ilgili değil. Evet, evet, bir bilgi o konuyu açınca bir bir Ben bilgi. gerçekten gönlümden geçeni söylüyorum. Ben sevgili Halil'le Murat Eke'nin maçlarını izlemek istiyorum. Evet. Bu kadar çok Halil Murat Eke'ne sallıyorsan evet. öyleyse böyleyse çıkın abi Bir 20 maç yapın isterim mesela. Halil Murat Eken kim kazanacak? Merak merak etmez misiniz? Etmez olur muyuz? İki karşılaşmayı daha çok merak ettiğim maçlar var. Ben sana gelince söyleyeceğim. Tamam oldu. Ha, pardon özür dilerim. Aa, Sen söyle, laf, doğru laf, söylüyorsun laf, ben. Laf kendim bir anda topa girdim. Bir kere en çok merak ettiğim maçı en sona bırakıyorum. Tamam. Tamam. Şimdi çok keyif aldığımız, izlemekten gerçekten benim en keyif aldığım derbiler. <laughs> Kütüye bakmaksızın. Nefise Kardelen'di ve Osman Yusuf'tu. Osman Yusuf. Osman, Yusuf evet. Osman Can Yusuf'tu. Ama şimdi Nefise Kardelen durumu muallak izleyemiyoruz. Ve dolayısıyla Osmanlı'da Yusuf aynı takımda yeni derbileri bekliyorum. Ama ben şu an Asena Merve derbi. Asena Merve derinde. tabii evet. abi Asena Merve, Merve derbisi derbisi de her zaman derbi. şöyle bir bakarım. Tabii ki. Yani onlar çünkü dava olarak da bir derbi. Evet, esas yani zaten. Onların bir davası var. Aslında şöyle bir şey. Derbiyi biz konuşurken hikayelerin de birbirini desteklemesi gerekiyor biraz. Evet. Şimdi bazı evet. yer. Aslında Murat abi neden Özgür'le koyamam diyor biliyor musun? Özgür performans olarak iyi bir yarışmacı ama hani hiçbir yarışmacı ile husumeti yok. Böyle bir hani maç öncesi face to face şöyle bir şeyin evet, yok. Sen yani bir şey yok. Hani koydun Özgür yerine Yusuf'un yanına. Çünkü ben bugüne kadar oynanan mücadelelerde Yusuf'la Osmancan birbirle birbiriyle çok uğraşıyorlardı ya ve genelde de 5-9 son yani. maçlarda oynuyorlardı. İzlediklerim arasında en keyifli onlardı. Ama şu an bitti. Çünkü Özgür'ün performansı Osmancan'dan daha, daha iyi. Asıl beklediğim derbiyi söylüyorum. Eyvah geliyor Oo. şu an. Kürşat Aziz. Kedi ulaşamadığı ciğere. Gardermiş <laughs> <laughs> ya. Ben Murat Eken Aziz derbisini merak ediyorum nasıl olacak acaba hiç hatırlamıyorum ya üç kere oynamışlar. Evet de Murat Eken Aziz derbisi de Murat Eken'in Eken, net evet, bir galibiyeti evet, evet, olur. Net olur mu? Net bir galibiyeti olur orada. Şu Murat Eken'in malzeme Murat Eken'in iki malzemeye bakarsak gerçekten Yusuf Osmancan iyi bir iyi çarpışırlar yani mesela 20 maç yapsalar keyifle izlerim. Yusuf Osmancan takımında nasıl olacak? İlerleyen haftalarda Merve Asena büyük keyif verir çünkü şöyle şimdi kaçabiliyorlar birbirlerinden özellikle iki kişi eşleşip üst üste 20 maç yap yaptığı zaman hikaye bambaşka noktaya gidiyor abi. Her galibiyet daha keyifli oluyor, her muhalibiyet çok daha acı oluyor. Şimdi atıyorum Merve'nin Asena'yı parkurda ezdiğini veya Asena'nın Merve'yi parkurda ezmeye başladığını düşünsenize. Diğer yarışmacı çıldırır kendinden geçer. Kesinlikle. O yüzden Halil İbrahim Murat Eker, o maçlarda çok keyifli olur bence. Osman Can Yusuf yine keyifli olur diyorum. Ee, başka Al da... Alper Aziz'i de görmek isterdim. Alper Aziz mücadelesi. Ya Alper şimdi Kâinli. mesela Alper de ya Alper öyle bir adam ki yani Alper'e kalk diyorsun kalkıyor. Otur diyorsun oturuyor. Ama iyiydi Alper? Alper iyiydi. Şeyinden değil de hani Alper'in böyle survivor'a karşı bunu yenmeliyim, He. kazanmalıyım, çıkıp galibiyet almalıyım değil de daha çok Instagram'a fotoğraf atayım biraz yani Yok <laughs> Alper'in de sakin çocuk. Yani öyle şey yok, hırsları yok. Mülayim. Mülayim he. Ama ön, şeyde de çok uğraştı. Onu da bir yerde de Aziz'le de ilk başta çok uğraşıyordu Aziz'le. Uğraştı. Ondan sonra saldım çayını Mevlam Kayı'na yaptı. Aziz'e takmıyor artık kafayı. O bir Aziz'e taktı taktı şimdi bıraktı Aziz'e. Fazla ilgilenmiyor Aziz'le. Efendim biz de umut ediyoruz ki Kardelen en kısa sürede geri döner. Yoksa evet. hesaplar karışır, kurallar değişebilir. Her an her şey olabilir. Ee, zaten herhalde yani belki birkaç hafta sonra Acun abi çünkü dedi her hafta takım seçmeleri de olacak dedi değil mi? Bize geldiğinde söylemişti. Evet. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. 20 gün sonra da olabilir. Bir ay sonra da olabilir. Yani ama sonuçta bir olacak. dönsün de abi. Bir ay sonra dönsün. 15 gün sonra dönsün ama dönsün. Yani çok önemli bir yarışmacı. Peki o zaman... Yorumcularımızdan artık bir son dört. Aa, Aa. Abi ya. Sen bu akşam... Enzam bir haber ver. Bu evet. Bir, kendisi. Sen, hazırlanmıştır bizi şu andaki amacını Hizli ben senin biliyorum. Cebimden kağıt çıkaracağım. Yazıyorum ben hemen hemen yazıyorum. Topa sokup Sokuyorum. tendon bağlarımıza darbe almamızı istiyorsun. Boş Hayır bırak. canım ne var. Son dört isterseniz... Aa, son beş diyeyim sona yani... Yok istersen Ama, son iki de ben kaçmam. Ah tamam eyvallah. Ne diyorsun Furkan dede. Tamam. Hadi son beş. Son dört değil, son beş. Bak güzel geldi. Bak denizden, son beş. denizden korksak... Yani sonra da rahatırız. Şimdi bak bugün son beşle başlayalım. Ee... Demirden korksak trene binmezdik diyeceksin. Değil. Denizden korksak balık olmazdık. Hazırım evet. ben. Ama zaten balık değilsiniz. Yani işte örnek olarak söylüyorum. Evet. E o zaman tren, ray mıyım ben tren şeyini verdin? Evet ama siz örneğiniz ben denizden korkusak balık olmazdık ilk defa sizden duyuyorum. Yani, ama <laughs> yani ilk defa benden duysan da güzel bir şey diyeceksin yani abi ha. ne güzel örnek. Balina yani. atasözü herhalde bu. Güzel değil mi? Hayır, çünkü, sen? hayır şöyle mesela hani demirden koksak trene binmezdik tamam. yani trene binen yine insan. Heh. Sonuçta Bunu ben yani sudan korksam denize girmezdim. Bunu ben bir yarattım. Insan. Şimdi, ben yarattım. Sudan, yani denizden korksam balık olmaz. Hani onu ben i̇şte şimdi ben yarattım. Ben çok şükür ki değiliz. Mesela yani. birazdan başka bir şey de yaratabilirim. Yaratıcılık evet. Kuyu güzel Ama mi? insan bazen işte bu, insan bazen kuş olup uçmak, evet. bazen balık olup yüzmek istiyor. O belgeselleri izlediğimizde ne balıklar doğru, var. Doğru. Böyle denizde ahenkle dans ediyorlar. Ha. Son dördü mü yazacağız şimdi? Beş. Yani. 5. Sonra daraltacağız. Mesela bu beş... yarışmacı kaldı. Tamam işte tamam güzel bir bak 5 güzel. yap. Hayır yapalım. Mesela bir hafta sonra 4'e indiririz. Bir hafta sonra 3'e indiririz. Bir hafta sonra 2'ye indiririz. Öyle öyle. Şöyle alabilir miyim Hazır. Aa Hazırım zaten İhsancığım senin e, ihtiyacım kalmadı. Sınıfın en çalışkan öğrencisi olduğum için zaten. Aa olacak şey Evet Murat abicim sizle başlayalım hemen. Dur abi. Kalemi şey bırak. O zaman insan ya. yazıyor. Yani i̇nsan, yani i̇nsan da başlıyor. olay bir soru. Sor ben tamam, evet, yazıyorum. yazıyorum. Kim bırak. başlamak? Tamam Hanzade ile başlıyoruz. Evet, evet Hanzade en çalışkan. Son 4 Son, son, son beş. Son beş evet. Son beş. buyursunlar. Özgür tabii ki. Özgür tabii zaten. Özgür sen 3 ay önce şampiyon ilan ettin. Tabii tabii ki son beşte olacağız. Nefise. Evet. Özgür Nefise. Yusuf. Evet. Döneceğine inandığım için Kardelen. Evet Kardelen. Ve Halil İbrahim diyorum. Halil İbrahim diyoruz. O ne yapar eder? O cingöz kendini atar. <laughs> 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 Halil İbrahim. Evet. Evet İhsan'cığım. Evet İhsan. Ya ben beşinciyi yazamadım. Olsun. Yolda Yavaş, karar verirsin. He. Yolda karar verirsin. Dördün belli zaten. Beşinciyi düşünüyorum şu an. Özgür Söyle. Nefise. Özgün Nefise evet. İhsan Özgün Nefise. Osmancan Merve. Evet. Şu an beşinciye alternatiflerim var. Kadrel'inin döndüğü senaryoyu düşünsenize bence. Be, e, çünkü ben, önemli bir yarışmacıydı ve o yüzden bence. Ben şu anda e, yani kadrelini söylemeyeceğim mi? ama hani kafamda içerisine koy yani gelirse diye düşünüyorum. Ha, bence gelmiş ama, gibi düşünüyorum. Ben gel... öyle düşündüm çünkü önemli bir yarışmacıydı şimdi bir anda böyle dengeleri değiştirdi. Ama şu yani. anda olmadığı için ben şu anda koyuyorum. Yani ko ama ne beynimde var yani tamam. var ama koymayacağım. Bir dakika insan beşi söylemedi ya? İsan beşi söyle. Şu an beşinciye adaylarım var düşünüyorum. Üç tane adayım var beşinciye. Tamam. Murat abi sen hazır mısın? Evet. Evet Murat abi. Bir nefise. Nefise üç yorumcumuzdan da nefiseyi son beşe koydular. Buyurun. İki özgür. İki özgür. üç. Evet. Üç Osmancan. Evet. Dört Yusuf. Evet. Beş Asena. Nefise Özgür Osmancan Yusuf Asena, evet. Ee, sevgili İhsan 5. beşinci, beşinci söyle. Abi. Beşinci Yusuf Ertuğ Asena arasından hangisi girer diye düşünüyorum. Yusuf Ertuğ, Ertuğ Asena. Asena, Asena. Asena. Evet. Ertuğ Asena. Ben Ertuğ. Yu. İki tane kadın girdi, iki tane de erkek girdi. Ben oraya bir tane Yusuf Ertuğ Asena elenir. Yusuf Ertuğ Yusuf. 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 Özgür Nefise Osmancan Merve Yusuf. Yani Özgür ve Nefise 3 yorumcumuzda da var. Osmancan, İhsan ve Murat abi de var. Yusuf da galiba üçümüzde de var. Yusuf da evet üçünüzde var. Özgür, Nefise, Yusuf 3 yorumcumuzda da var. Osmancan, Murat abi ve İhsan da var. Merve Benim Merve bir tek İhsan'da var. Halil İbrahim bir tek Anzade'de var. Asena bir tek Murat abi de var. Ee, yok, çok yok, ilginç. İhsan'da da var galiba. Efendim. Asena yok. Asena yani, yok. Yani, Asena, evet. Asena yok. Gezdi orada ama olmadı. Evet. evet. Şimdi ben tahminlerimde bulunmak istiyorum. Bir kere ilk önce ben neye şaşırdım? Hiç bulunmuştu ama tahminlerinde. Yok inan şu an hala bulunmuyor. Şu an Hayır. yemin ediyorum. Asena bulunmuştu. Ah bulunmuşlar tabii tabii hala doğru doğru. Bursun. E. Bursun. E. Gidiyorlar ama gidiyorlar. Ne yapıyormuşuz lan? Gümür gümür gidiyorlar. Sen, Kimler daha tane? Asena, Nefise, Özgür, Yusuf, Osmancan. E sen Barış Telli 4'e geri verirse ben hiçbir şey bilmiyorum diğer adam değil miydin? Abi günlük sütüz diyoruz. Evet. <laughs> abi her, her, bir şey oldu. Her, her eski söylediğimi hatırlayıp da onun üzerine gidersen zaten Oxford'u bitirdik. Unutuyoruz abi bazen. Çok her ilginç. Ben galiba günlük olmakta da daha çok zorlanıyorum biliyor musun? Genelde nedense bütün yorumcularımızdan gelen yani gelenler hep performans üzerine hiç performansı olmayıp da SMS gücüyle kendini son beşe atacak hiçbir tahminde bulunmadığımız hiçbirimiz. Halil benim performans gücüm. Ben mesela orada bir Ali. tahminde bulunayım. Ali. Barış. Ben evet. son beşime ekliyorum Barış. Doğru. O o da ayrı bir düşünce. Yani şimdi Terim Halil bu... öyle geldi bu arada. Evet yani hani <laughs> Halil öyle geldi yani. ama o da Allah rızası için son anda koydun yani. yok o kadar da son anda değil ya. O bir karakter oldu Survivor'da diye düşünüyorum. Ben Barış'ı koyuyorum açıkçası. Güzel. Ne kadar performansı şu anda evet. dillere destan olmasa da SMS gücüyle bir noktaya geldi zaten. Ve olan o abi. Son beşe atacağını düşünüyorum Hı. Barış. Asena. Asena'yı koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu? Rangını güzel. E, tabii yüksek yeri ben severim abi. abi. Sürprizciyim ben abi. Ben sürpriz oynamayı seviyorum. Sürpriz sevindim. değil ya. Hayatımda hep sürpriz olsun. oynadım. Asena sürpriz mi? Hayır abi şimdi burada çok önemli isim isimler var. var. E, evet. Onlarsız geldi yani. Özgür'ü söylemeyeceksin değil mi? İnat edeceksin. Yok Özgür'ü söyleyeceğim. Özgür hadi. Bir kere ben sana <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şimdi Özgür'ü biz hiç bu zamana kadar potada gördük mü? Potada gördük mü? <laughs> abi? Adam belki çıktı ilk SMS'de eğlenecek ya. Yok ya o kadar da değil. Yani Özgür. Ama ne o kadar da değil derken biliyor muyuz Anadolu biliyor muyuz? Tabii ki bilmiyoruz ama böyle yarışmacıların potaya girmemesi normal bir. İkincisi de... Tamam potaya niye girmiyor demiyorum zaten. Özgür. SMS potansiyelini biliyorum. Şimdi mesela Özgür insanların dur ben şu Özgür'e oyları yağdırayım diyeceği bir karakter mi? Düşünün. Yağdıracağı bir kesim olacak bence. Görürsün bak. Bir kesim yani. Hani. İşte o kesim. bakalım. Hani e, mesela influencerların senesi diyoruz. Z kuşağı diyor Murat evet. abi. Öyle diyor böyle diyor. Şimdi Özgür karakteristik bir adam eyvallah ama. Yani fiziği de mesela hanım o da öyle midir soru var bir de ekranda. Anam ama yani işte yani ne hani kadar, kadar büyük bir kitle Özgür'ün peşinden koşacak? Ha, büyüklüğünü bilemem tabii kitlenin ama var bence Özgürcüler. Ben etrafımdan da duyuyorum. Özgürcüler. Ben, benim baskımdan Özgürcüler. dolayı Özgürcü olmuş ee, şey, olabilirler ama. <laughs> benden korktukları şey için Özgür'ü de destekliyoruz diyorlar. Uzakta değil ki Hangürü var. Hangürü <laughs> o zaten tek başına yağdıracak. Özhan ne olsun Hangür? Özhan evet. Hangür. <laughs> Barış, Asena, Özg Özgür, Nefise. Barış, Asena, Özgür, Nefise. <laughs> ne yaptın sen? Tamam dört, dört isim söyledim. Barış, Asena, Özgür, Nefise. Bir tane daha söyleyeceksin. Bir tane daha söyleyeceğim. Dur abi söyle. Aklımdaydı tamam. Yusuf. Evet Yusuf. O zaman şunu diyebilir miyiz? Dörtte dört oldukları için Özgür Nefise finali. <laughs> Allah finale bak. Özgür Nefise ve Yusuf herkes de var şu anda. Ha, Yusuf da var. O zaman üçte. Özgür Nefise ve Yusuf şu anda bütün yorumcularda son 5'te beşte, beşte var. var. Ben beşe, bende Barış var. Kimse de yok. Asena'yı söyleyen kimdi? Ben de Merve Peki bir şey diyeceğim. Hasan'ı söyleyensiz miydiniz? Evet. Midiniz? Bence biz Hasan'a da gol atacağız. Bakın görün bunu. Yalnız bir şey sana söyleyeyim mi? Evet. Kardelen dönerse bu dördümüzün bu beşin içine girer mi? Hepimizin girer değil mi? Benim var zaten. Girmeyecek diyen var mı? Benim beşime ben, girmez dönerse Kardelen dönerse yani. bu beşime girmez diyen var mı? Dönerse de girmez, girmez diyen. Yani. Senin girmiyor. Ben... Sence girmiyor. Ha, İhsan'a girmiyor. Vallahi ben de çok. Sana? Aa. <laughs> 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 Hayır. Ben Aa, ben, Dönerse dönerse buradan birini Düşünüp düşünüp kaydelerini sokar. Patır patır yani. Evet Sana şimdi anladım. tekrar ediyorum. Sevgili Murat Özarı, Nefise Özgür, Osmancan Yusuf, Asena son beşte olur dedi. Hanzade, Özgür, Nefise Yusuf, Kardelen, Halil İbrahim dedi. İhsan, Özgür, Nefise Osmancan, Merve, Yusuf dedi. Bu fakir de Barış, Asena, Özgür, Nefise Yusuf dedi. Oo. Benimki daha SMS vari bir. Beş. Öyle evet. ayırıyorum Sen sizden. izlemek istediğin gibi dörde koy. Ama var. benimki SMS'çiler abi. SMS kitlesi benimki. Ben SMS'e bakarım. Ben parkura bakıyorum. Şimdi mesela. Ama bir dakika bak. Şunu düşündüm ben. Şimdi ben Yusuf'u niye koydum? Aşırı yüksek SMS alacağını düşündüğüm için değil. Ama son anda bir esere döndükten sonra ...biraz kendini finale atmakta performansın çok daha fazla önemi oluyor ya... ...ben bunu da düşünerek son beşi seçtim. Yani SMS'e bakılarak değil benim bu son beşim. Hani belki bir tek alev. Orada performans... oturana kadar hiç SMS'e çıkmayan adaylar var. Bugün evet yani performansıyla sonra... atacak birini. Ve size bir şey daha söyleyeceğim. Benim içimde ukde kalan bir yarışmacı var abi. Onu ben ya yani, değişiklik yapacağım ya bir şey yapacağım. Yok onu sokmam lazım. Beni içeri sokmam lazım. Tahmin edeyim mi kim olduğunu? kim söyle. Cansu. 10 saniye var Cansu. Cansu. Cansu diyecek. Yok, Cansu elvermiyor. bende de kaldı bu yani, arada. 8'imde e kesin var. Yani kız çok emek veriyor, acayip bir noktada ve şöyle bir şey, bence Cansu bu arada sevimli bir kız. Evet. Bak sevimli bir kız olduğu için bence izleyenler tarafından oy gelme ihtimali de yüksek olan bir yarışmış. Hem de hakkı yani... yeniyor. Hakkı yenmesi büyüktür her şey soru var bir bence. Burada olay yeniyor. şu, şimdi çok detaya girersek işin içinden çıkamaz. Neden? Yani şimdi 5 tane diyorsun sen, evet, tamam. biz o 5'i söylüyoruz. Şimdi diğerlerini de ay o girer miydi, girer miydi diye düşünürsen zaten 5 söyleyemezsin yani. Çünkü evet. nasıl söyleyeceğiz o 5 tamam, abi? Tamam ben, ben de dakikalık süt olabilirim. He anladım. Olabilir, her şey olabilir. Ben sonra de hayırlısı kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada hatırlatmak istiyoruz. Survivor Extra bittikten hemen sonra Emre Dorman'la Ramazan programı sizlerin huzurunda olacak. Gerçekten çok keyifli bir program. Çok güzel konular konuşuluyor. İzlemenizi tavsiye ediyoruz diyoruz ve selam faslına geçmiş bulunuyoruz Murat abicim. Burkan dede sevgili kardeşlerimiz Celal ve Yakup Evet. şu anda Medine'deler. Aa. Evet ve Survivor Extra ekibine dua ediyorlar. Allah Şu inşallah. anda bize buradan mesaj geldiği. Bizi izleyen herkese de sevgiler, saygılar efendim. Evet. Ben bu iftar neredeydim? <laughs> Neredeydin? Ben sordum sana mı cevap verdim? Ak -Yazı Ha cevap verdim. Evet sevgili ortaokul lise arkadaşlarımızla <laughs> beraber güzel iftar yaptık. Bizi ağırlayan sevgili Esra ve Apo çiftine buradan e, sevgilerimi oh, gönderiyorum. Evet. Her şey için teşekkür ediyorum. Bir de ismi geçti. Sevgili müdürüm Murat Göker. E, Trabzon derbisi konusunda ismi evet. geçmişti. Ben buradan sevgili Murat Göker'in annesine. Selamlarımı gönderiyorum. Ellerinizden öpüyorum efendim. Bir numaralı server izleyicisi var bir tane. Benim de bir numaralı izleyicim. Sevgili anneannem İstanbul'a geldi. Anneanneciğim oh. en kısa zamanda görüşeceğiz. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Artık yatabilirsin. Gönül rahatlığıyla. İsmi neydi anneanne? Emel. Emel Hanım. Ellerinizden öpüyorum anneanneciğim. Her ben, şey gönlünüzce olsun. Ben şimdi hanımefendiye ellerinizden öpeceğim dedim. Belki de aynı yaşadır ha. <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> abi, sen Annemlerle aynı yaşasın aşk olsun. <laughs> anneannem e, yok 80. Öyle mi? Ben. Ya, tamam. O zaman aşk ellerinizden ben. öperim hanımefendi. Saygılar. Ben de öpüyorum ellerinden Emel anneciğim. Celal abicim, Yakup abicim. Buradan kocaman öpücükler yolluyorum size. Başımızın tacısınız diyorum. Kara Gümrüğe selam olsun diyorum. Ayrıca sevgili Mustafa Gül. Mustafa Gül ve arkadaşları da yine Ramazan dolayısıyla Medine yolcuları. Onlara da buradan hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah kabul etsin. İnşallah her şey gönlünüzce olsun güzellikler sizi bulsun. Dualarınızı bizden esirgemeyin diyoruz efendim. Survivor Extra'nın bu gecelik sonuna geldik. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.